Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Tetraen Roastery'den gelen bu güzide paketin açılışını yapacağız. YouTube kanalında, YouTube kanallarının olmazsa olmazı bir paket açılışıyla karşınızdayız. Baristatus, kahve demlemeleri. 3-2-1. Evet, paketi açıyorum. Açtım. Yayın bu kadar. İçinden neler çıkıyor arkadaşlar? Biliyorsunuz Tetraen Roastery'de sevgili Nida, Türkiye 2024 demleme şampiyonu oldu. SCA yarışmalarında bundan birkaç hafta önce Ankara'da gerçekleşmişti yarışmalar. Orada Etkin'in 2 kişilik baby dripper ile kazanmıştı. Sağ olsunlar, bir tane göndermişler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Burada bir de Tetraen Roastery for Baristatus Team Nida 2024 şampiyonu Kolombiya kendi natural geisha kahvesinden göndermiş ve meşhur sloganları From Ankara with love. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok cömertsiniz, çok naziksiniz. Bir kahve daha var, Ruanda kahvesi. Bu da yine kırmızı erik baharatımsı natural bourbon 1760 metre hasat bir Ruanda kahvesi. Bunu da şöyle göstereyim. Görebildik mi? Gördük. Evet. Şunu da yakın çekelim. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz arkadaşlar. Sevgili Murat, sevgili Nida. Burada bir de reçete var. Kavurma tarihi 9 Şubat 2024. Demleme ile ilgili bilgi. Nesne su 92 derece. 800-900 mikron ölçü vermişler. Burada da yine yanında eşlikçi olarak bir Kruven ölçeği. Bunun şöyle bir versiyonu bende de vardı. Buradan da kaç mikron neye karşılık geliyor beraber bakarız demleme sırasında. Demleme ekipmanı olarak Etkin Dripper. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar, çok naziksiniz. 2 dakika 40 saniyede 1.40 TDS elde edecek şekilde bir demleme yapıyoruz. Tarifi şöyle vermişler. Ön demleme 45 saniye 60 gram su dökeceğiz. 45. saniyede 100 gram daha su ekliyoruz. 1.25'e kadar bekliyoruz. 1.25'ten sonra son kalan 80 gramı daha ekliyoruz. Sabit hızda gitmeye özen gösteriyoruz. Genel hatlarıyla durum bu. Hadi bakalım bu kahveyi bir beraber demleyelim. Nida kadar başarılı demleyemeyiz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hadi bara geçiyoruz. Oluyor mu? Alabiliyor musun? Alıyorum. Evet, demleme faslına geçtik arkadaşlar. Şimdi öncelikle Etkin porselen bir demleyici. Bu tarz porselen demleyicileri böyle su dökerek ısıtmak biraz zaman alabiliyor. Ben bunlarda şunu yapıyorum. Kettle'ın kapağını kaldırıyorum. Onun üzerine ters bir şekilde kapatıyorum ki Etkin, Baby Etkin özellikle bu konuda çok iyi. Üstüne direkt oturtuyorum. Bayağı gerçekten su kaynayana kadar ciddi bir ısınma sağlıyor. Tabii hala filtreyi de üstünde yıkayacağımız için ki onun için artık ayrı bir filtre yıkama ekipmanı kullanıyoruz. Onu yeni öğrendik son yayınlarımızda. Onu da yerine koymuş olalım. Sevgili Emre'ye buradan selam olsun Ultra. Biz de artık ekipmanları yıkarken farklı bir yerde yıkıyoruz. Aldık. Kalite filtremizi, çiçek filtremizi içine yerleştirdik. Ufaktan şöyle bir yıkama işlemimizi yapalım. Tabii bu geç ısındığı ve geç soğuduğu için aslında avantajlı. Neden? Çünkü o ısıyı çok uzun süre muhafaza edebiliyor. Normalde V60'larda biz ısıttığımızda, plastik ekipmanlarda ısıttığımızda çok hızlı ısınıyor ama bu kadar bir süre kenarda bekletecek olsam bu arada kesinlikle soğur. Bunda öyle bir durum olmuyor. Çok uzun süre o ısıyı muhafaza edebiliyor. Şimdi geçelim. Bir tartalım. Bile 16 denilmiş. 15 gram kahveden hazırlarsak 240 dökeceğiz. Çünkü reçetede de 240'a göre verilmiş. Güzel bir detay var. 240 gram kahve demleyeceğiz. 2.40 toplam süremiz var. Teşekkürler. Evet, kahvemiz geldi. Şöyle bir açalım. Tartımızı sıfırlıyoruz. Biraz fazla oldu. Bunu böyle tek seferde döküp de tutturan arkadaşlara hayran oluyorum. 14.7, 15.4 yine tutturamadım. Alıyoruz. Evet. 1-2 gramlık sadece 0-1-0-2 gramlık da bir flash için kahvemiz var. Koyduk kahvemizi kenara. Bunda statik elektriği biraz önleyebilmek adına ufak bir ıslatıyoruz. Ne kadar diyordu kalınlık? 800-900 mikron. Burada değirmeni o boyutta ayarladık.
Bu genelde eğer ölçüler elinizde yoksa ve bu bahsettiğimiz kalınlık ölçecek olan ekipman, ki onu da az önce buralarda bir yere koymuştum. Zannederim kaybettim. Bakıyorum, evet, bulamıyorum. Gece çekimlerine çok teşekkür ederim. Dursun Bey, iyi ki varsınız. Çok sağ olun. Bu arkadaşlar da şöyle kullanım şekli, eğer varsa elinizde böyle bir ekipman. Bu öğüttüğünüz kahveyi üzerinde kalından inceye doğru, daha doğrusu inceden kalına da çalışıyor. Bir şekilde böyle sıyırdığınızda ilk önce geçmediğini göreceksiniz. İnce taraftan geçmiyor. Gittikçe elinizdeki kahve burada belli bir aralıkta filtrenin, buradaki meshin üst düzeyine geçmiş olacak. Oradan anlıyoruz kalınlığın ne olduğunu. İnceden kalına doğru yaparsanız geçmeye başladığı yer ilk boyutunuzdur. Çünkü ne kadar homojen olsa da böyle iki farklı çap aralığında kalıyor. 400-500, 500-600, 600-700 gibi. Şimdi tekrar örnekte göstereyim size nasıl bir şeyden bahsediyorum. Onu da üzerinde görmüş olalım. Evet. Şimdi elimizdeki kahveyi az önce belirttiğim çapı ölçebilmek için bu şekilde büyük boydan küçük boya doğru çektiğimde burada doğrudan zaten kahvenin yaklaşık olarak burada belirtilen 809 mikronmuş. Bizde daha çok 900 mikrona kaydığını görüyorum ben. Belki bir tık daha ince olabilirdi. Şöyle kamera görüyor mu bilmiyorum. 850-900 mikron mertebelerinde bu meshin diğer yüzüne geçiyor. Elinizde bu şekilde kağıt varsa onda da yapılabilecek en güzel şey parçaları alıp üzerine dökmek. Dökmeyi biraz daha gözle boyutu kıyaslamak. Homojen bir değirmeniniz varsa zaten işiniz biraz daha kolay. Ben o yönden çok şanslı sayılmam. Çok aşırı homojen bir değirmenim yok maalesef. O nedenle kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kahvemizi koyuyoruz. 15.1. Şöyle ufaktan bir sallayalım. Hazırız. Porselenimiz hala sımsıcak. 92 derece sıcaklıkta. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Onu beklerken tekrar reçetemizi şöyle gözden geçirelim. Ön demleme için suyumuz hazır olurken tekrar bakalım. Ön demleme yapıyoruz 45 saniye. Burada 60 gram su döküyoruz. 45 saniye bekledikten sonra 100 gram daha su ekleyip 1.25'e kadar bekliyoruz. 1.25'te de son 80 gram suyumuzu döküp işlemi tamamlıyoruz. Toplamda döktüğümüz zaten 240 gram oluyor. 1.16 olduğu için rasyonumuz 15 gram kahvemiz vardı. Şu an 92 derece su sıcaklığımız, 15 gram kahvemiz var elimizde. Haydi başlayalım. İlk önce 45 saniyede 60 gram suyu dökeceğiz. Yavaş yavaş başlıyorum. Şöyle tam 60 sıfırdayım. Bu 45 saniyelik bir ön demleme. 45. saniyede tekrardan bir 100 gram su ekleyeceğiz. Bunu 160'a tamamlamış olacağız. Kahveden çok güzel kokular geliyor. Çok yatağı acite etmeden burada bahsedildiği şekilde sabit bir hızla dökmeye çalışıyorum. 3 gram saniye gibi bir hız benimsiyorum. 160'a kadar böyle 3 gram saniye gibi bir hızda dökmeye devam. (Gülüyor) 160 gramdayım. 1.15 bir 30 saniye kadar bekliyorum. 1.25'te bir 10 saniye kadar bekledim. Son 80 gramı daha döküyorum. Yine aynı 3 gram, 3.5 gram saniyeler gibi bir hızda kalmaya gayret ediyorum. Çok fazla kenarlara yaklaşmadım. (Gülüyor) 240 gramı döktük. Toplamda 2.40 gibi bir sürede süzülmesini bekleyeceğiz. Biraz kalınlığımız beklediğimizden fazla. Bizde 800-900 mikron kalınlığı önerilmişti. Biz 900'lere daha yakın olduğumuz için biraz daha hızlı bir süzülme gerçekleşiyor. Toplamda
2.25 gibi bir sürede, 2.25, 2.30 gibi bir sürede bitmiş olacağız. Buradaki toplam süre hedefimiz 2.40 olduğu için bunu bir daha yapacak olsak biraz daha ince bir öğütümle yapıyor olmayı tercih ederim. Hemen şuradan bir bardak alalım. Kırmızı kenara aldık. Şimdi bir TDS'ine bakacağız. Bakalım. İlk önce bir şöyle kokluyorum. Çok güzel. Böyle kırmızı meyve kokuları. Böyle tatlı kokular geliyor aslında. Yoğun olarak. Güçlü aromatikler var. Bir tane çok net bir koku var ama ne olduğunu aslında çıkaramıyorum onun. Meyvemsi bir koku. Daha böyle şeftali kokularına yakın bir koku. Kahvenin baskın bir kokusu. Şuradan hemen hızlıca bir numune alalım bakalım. Tekrar basıyorum. 45. Sıcaklığı bir miktar fazla. Bu muhtemelen istediğimiz oda sıcaklığına kadar getirdiğimizde bahsedilen 1.40 TDS'leri biz de muhtemelen yakalayabiliriz. 1.43'leri görüyorum şu an. Şöyle 1.41. Evet, 1.42'yi gördük tekrar. 1.41. 1.41'de tekrar 41, 42, 41 oldu. 1.41 gibi bir TDS yakalamış olduk. Hedeflenen TDS'e çok yakınız. 1.40'lık bir TDS hedeflemesi vardı. Hadi bakalım şimdi de lezzeti bir değerlendirelim. Kahve nasıl bir kahve? Evet, kahvede hala o şeftali kayısı notaları var. Biraz soğudu da artık bir tadına bakalım. Evet, meyveler baskın. Onu söyleyebilirim. Bir geşanın alameti farikası olan o yasemin tatları. Onlar da etkili bir şekilde var. Damağı yoğun. Tabii anaerobik kahve olmasının etkisiyle de. Aftertaste'i de bayağı uzun. Ama kesinlikle meyveler hakim kahve içerisinde. Çok alışılageldiği nitelikte bir kahve değil. Kesinlikle bu operasyonundaki bu fermentasyon prosesinden kaynaklanan bir şey olmalı. O anlamda ters köşe. Ben anaerobik kahveleri çok sevmem. Ama bu kahve gerçekten o meyvemsi tatları yitirmemiş. Çok böyle ekşili acılı tatlar yok. Çok daha böyle tatlılığı da ön planda bir kahve. Çok güzel böyle bir çikolata notası var kahvenin içerisinde. Gayet keyifli içilmesi. Nida, çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Murat, ayrıca çok teşekkür ederim kahveyi bizimle paylaştığınız için. Bu sayede biz de içme fırsatı yakaladık. Gerçekten keyifli. Umarım dünya sahnesinde de beklediğinizin çok daha ötesinde sonuçlar alır. Oradan da gururla dönersiniz. Bizler de sizi yakından takip ediyor olacağız. Nisan ayı içerisinde Nida, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'yi şampiyon olarak temsil edecek. İnşallah en iyi neticelerle dönmesini diliyoruz. Barista Tuz kahve demlemeleri 3-2-1. Her gördüğünüz sakallı dedeniz sanmayın. Bak şöyle olsan aerobik gerçekten içersin. Güzel kahve. Tadına hızlıca bakmalısın. Gerçekten güzel. Hakikaten güzel kahve. Acayip güzel kahve ya.